neredeyim ben? Korkma aşkım. Benim yanımda, güvendesin. Erhan? Erhan, ne yaptığını zannediyorsun sen? Durdur şu arabayı. Boşuna çırpınma Tuğçe. Ellerin bağlı, farkında değil misin? Erhan, deli misin sen? Neden bağlıyorsun beni? Sadece seni mutlu etmek istiyorum. Anlıyor musun bunu? Kötü bir niyetim yok. Ya ben seni istemiyorum. Görmüyor musun? Ben seni istemiyorken nasıl mutlu edeceksin beni? Evet, istemiyorsun çünkü tanımıyorsun beni. Bak göreceksin. Tanıyınca ne kadar mutlu olacağız seninle. Ya sen sadece hayal görüyorsun. Böyle bir şey hiçbir zaman olmayacak. Manyaksın sen. Manyak falan değilim ben. Seni seviyorum. Deliler gibi aşığım sana. Anlıyor musun bunu ha? Bak Erhan, madem beni seviyorsun, madem bana aşıksın, benim mutsuz olmamı istemezsin değil mi? Ne olursun aç ellerimi, bırak beni lütfen. Gerizekalı mı sandın sen beni ha? Seni bırakacağım, sen de gideceksin öyle mi? Salak mıyım ben? Erhan, bak bu yaptığın şeyin sonu yok. Er ya da geç yakayı ele vereceksin. Annem gelmediğimi fark edince polise gidecek. O zaman nereye kaçacaksın? Benim için endişelenmene gerek yok aşkım. Polisin bizi bulamayacağı yere gidiyoruz. Sen benim için dert etme. Sen öyle san. Murat? Ha? Murat izimizi bulunca ne yapacaksın? Bu sefer bir dayakla kurtulamayacaksın onun elinden. Unut artık Tuğçe Murat'ı. Murat diye biri yok. Sadece ikimiz varız. Sen ve ben. Ne? Ne yaptın Murat'a? Bak eğer onun bir kılına zarar verdiysen yemin ederim öldürürüm seni. Murat bizim için artık ölü sayılır Tuğçe. Hastasın sen, hastasın. Of. Ne oldu bana ya? Sen? Ben ya. Ben Tuğçe'ye gidiyorum da. Sen cehennemi bilmek yok. Tuğçe! O psikopat Tuğçe'ye zarar vermeden arayıp haber vermem lazım. Manyak herif telefonunu da almış ya. Pardon! Ya pardon. Çok acil bir durum vardı. Telefonunuzu kullanmam mümkün mü acaba? Buyur. Çok teşekkürler. Hadi Tuğçe, aç şu telefonu ya. Erhan, telefonum çalıyor, görmüyor musun ya? Lütfen çöz ellerimi, bakayım şu telefona. Bana salak muamelesi yapma Tuğçe. Ellerini açacağım, sen de serbest kalacaksın öyle mi? He? Aptal mı zannettin sen beni ya? Sen beni iyice küçümsüyorsun. Lütfen aç ellerimi, bak belki önemli bir telefondur. Demek aşkım önemli bir telefon bekliyor. Ben bakarım senin yerine. Alo buyurun, Tuğçe Hanım'ın telefonu. Erhan! Vay be. Sesimi duyunca hemen tanıdın. Ben de kafana aldığın darbeden sonra hafızanı kaybetmişsindir diye umuyordum. Tuğçe'nin telefonu sende ne işi var? Düşün bakalım Murat Efendi. Sence Tuğçe'nin telefonu bende ne arıyor? Murat! Murat lütfen yardım et bana. Erhan beni kaçırıyor. Erhan! Bak beni iyi dinle oğlum. O kızın kılına zarar verirsen seni bulup öldürürüm. Anlıyor musun beni? Hadi lan çakal. Bu laflara karnım tok benim. Murat! Murat senin taksindeyiz. Ne olursun. Erhan! Erhan! Ya manyak mısın sen? Neden atıyorsun telefonumu? Aşkım artık telefona gerek kalmayacak. Bu çantaya da ihtiyacın olmayacak. Çantamı... Ya, çantamı neden attın? Her şeyim onun içindeydi Erhan. Seninle yepyeni bir hayata başlayacağız aşkım. Geçmişe dair her şeyi unutacağız. Bembeyaz bir sayfa açacağız. Şampiyon olacak bu çocuğum be. Şampiyon be. Kime düşecek? Kime? Efendim? Alo Melahat abla, ben Murat. Aa Murat'cığım. Hayırdır, sesin kötü geliyor senin, bir şey mi oldu? Abla çok kötü bir şey oldu. Erhan Tuğçe'yi kaçırdı. Ne? Ne diyorsun sen Murat? Nasıl oldu bu iş? Melahat Hanım ne oldu, hayrola? Nuri Bey, Erhan Tuğçe'yi kaçırmış, kızımı kaçırmış arkadaşlar. Melahat Hanım. Ay. Murat. Oğlum telaşlanma, ne oldu anlat bakayım. Nuri baba, Erhan benim taksiyi gasp etti. Taksiyle beraber Tuğçe'yi de kaçırmış. Ben şimdi karakola gidiyorum. Siz de hemen oraya gelin. Tamam hemen geliyoruz. Murat karakola gidiyormuş. Yürüyün biz de gidelim. Acele edelim. Ne biz olur. De gelseydik. Ya çocuklar gerek yok. Orada yapacak bir işiniz yok. Burada kalın siz. Herhangi bir şey olursa haber veririm size. Tamam haklısın tamam. Baba. Ha, çocuklar bu arada Tuğçe Murat'ın arabasıyla kaçırılmış. O da merkezi arayın, plakayı verin, bilgilendirin. Hadi. Tamam baba, hemen arıyorum ben. Vay şerefsiz. Hadi çabuk Sinan. Alo kardeşim, ben Kavacık Akasya durağından arıyorum. Hadi sade de gel, sade de. Tamam sus bana be. Bizim duraktan bir arkadaşın arabasını gasp ettiler. İçinde de başka bir arkadaşımızın kızı var.
Tamam kardeşim, şimdi ben plakayı veriyorum. Siz bütün arkadaşlara anons edin. Gördükleri yerde haber versinler. Trabzon, Urfa, Kayseri 92. Tamam kardeşim, doğrudur. Trabzon, Urfa, Kayseri 92. Hemen anons edin hadi. Sağ ol kardeşim. Sağ ol, sağ ol. İnşallah sağ salim bulunur ha. He inşallah. İnşallah. Akasya durağı buyurun. Tamam efendim, hemen aracınızı gönderiyorum. Sıra kimdeydi arkadaşlar? Osman abi. Osman aga, sıra sende. Manolya 24 numara. Ben gitmem. Tuğçe kaybolmuşken ben işe bir şey gidemem. Hadi. Ne demek gitmem Osman abi? Sıra sende. Tabii ki gideceksin. Ya Osman aga, sen git, bir şey olursa biz sana telefonla bildiririz gelişmeleri. Ya ağam, sanki burada olsan ne yapacaksın? Hadi git işine. Söz verirsiniz değil mi? Haber vereceksiniz. Tamam, söz. Hadi, hadi, tamam. Hadi. Hadi eyvallah. Şimdi komiserim, durağa bir telefon geldi. Özel olarak beni istediler. Verilen adrese gittim. Kapşonlu birisi bindi taksiye. Bir baktım, Tuğçe'nin ders verdiği çocuk. Şimdi bu Tuğçe'ye ders verirken askıntı olmuştu. Ben de biraz uyarı mahiyetinde bir dövüp kovmuştum evden. Silahı var mıydı? Evet, vardı komiserim. Bindikten sonra taksiye adres sordum ben. Sen hiçbir yere gelmiyorsun, ben Tuğçe'nin yanına geliyorum dedi. Çıkardı silahını, vurdu kafama benim. Hemen bayılmışım tabii. Ayıldığım zaman ne çocuk, ne Tuğçe, ne de taksim, hiçbir şey yoktu. Telefonunu da almış gitmiş. Yoldan geçen birinden telefon aldım. Aradım hemen Tuğçe'yi, çocuk çıktı telefona. Ne dedi? Tuğçe'yi bir daha göremeyeceksin falan dedi. Arkadan da Tuğçe'nin sesi geliyordu. Bağırıyordu, Murat kurtar beni diye. Durumu kötüydü herhalde. Almış kaçırmış beni taksiyle Tuğçe'yi. Komiserim, yalvarırım, yardım edin. Kızımı kurtarın lütfen. Merak etmeyin Melahat Hanım. Kızınızı mutlaka bulacağız. Şansımız varmış ki hangi araçla kaçırıldığını biliyoruz. Murat'ın taksisiyle kaçırmış komiserim. Evet. Bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Plakan neydi Murat? 34TUK92. Evet. Bu arabanın plakasını merkeze bildireceğiz. Onlar da MOBESA kamerasına takılıp takılmadığını bize haber verecekler. Meraklanma ablacığım, kılına bile zarar veremeyecek onu. İnşallah Murat. Ağlamayın Melahat Hanım, tamam, bulacağız Tuğçe'yi. Alo, ben Kavacık Karakolu'ndan komiser Cemal. Size bir taksi plakası vereceğim. Neydi oğlum plakan? 34TUK92 komiserim. Trabzon, Urfa, Kayseri 92. Evet, MOBESA kameralarına takılıp takılmadığını bize hemen haber verin lütfen. Merak etmeyin, İstanbul'un her tarafı MOBESA kameralarıyla dolu. Birinden kaçsa öbürüne mutlaka yakalanacaktır. İnşallah komiserim. Bu kaçıran çocuğun Erhan'ın soyadını biliyor musunuz? Erhan Nuroğlu. Evet. Sabıka kayıtlarına bir göz atalım. Bu muydu? Bu komiserim. Bu işte... Evet, bunun sabıkası var. Daha önce ıslah evinde de yatmış. Erhan ev adresi elimizde. Gidip evine bir soralım. Tuğçe'yi evine götürmüş olabilir. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Buyurun o halde. Ev burası. Komiserim, Tuğçe burada mıdır acaba? İnşallah. Açın kapıyı polis. Buyurun. Erhan'ı arıyoruz hanımefendi. Burada mı? Yine ne yaptı bu hayırsız komiserim? Kime ne zarar verdi? Hanımefendi. Oğlunuz benim kızımı kaçırdı. Yardım edin lütfen. Ne diyorsun hanım? Ah Erhan, seni doğuracağıma taş doğursaydım. Olmaz olsun böyle evlat. Bak ablacığım, Erhan içeride değil değil mi? Değil oğlum. İnanmazsanız geçin kendiniz bakınız. Komiserim ben bir bakayım. 3-4 gündür ortalıkta yok. Zaten eve ne zaman gelip ne zaman gitti hiç belli olmaz. Peki kızı nereye götüreceğine dair bir fikriniz var mı? Bilmem vallahi. Peki akrabalarınız, hısımlarınız yok mu? Yani Tuğçe'yi onların evine kaçırmış olamaz mı? Kimsemiz yok bizim. Arkadaşlarının filan yanına götürmüş olamaz değil mi? Bu zibidiyle kim arkadaş olur? Bir arkadaşı vardı, o da hapiste zaten. Yok içeride. Peki, Erhan'dan bir haber alırsanız ya da ararsa bizi hemen haberdar edin abi. Tamam komiserim. Hanımefendi, yalvarıyorum size, bize yardımcı olun lütfen. Bakın, kızım oğlunuzun elinde. Siz de bir annesiniz, beni en iyi siz anlarsınız. Haber alır almaz lütfen karakola haber verin. Oğul gibi boyu posu devrilsin. Kimsenin yüzüne bakamaz hale geldik. Bir haber alır almaz arayacağım sizi. Söz. Sağ ol. Buyurun gidelim Melahat Hanım.